Barış Pehlivan, Kızılay'ı böyle kurban ettiler. Bülent Turan'dan Mustafa Varanka, İbrahim Kalın'dan Mustafa Şentop'a. İktidarın ağır topları üst üste Kızılay Başkanı Kerem Kınıka eleştirdi. Öyle ki tıpkı kamuoyunun uzun süredir yaptığı gibi istifa etmesi dahi istendi. AKP'nin deprem sürecindeki günahı sadece Kızılay başkanına atma çabası bir yana, sahiden de 155 yıllık kurumun geldiği nokta kan ağlatıyor. Kerem Kınık koltuğuna yapıştıkça koltuğun asıl sahibi Kızılay maalesef yıpranmaya devam ediyor. Bunları düşünürken bir duyum aldım kaynağımdan. Belgelerine de ulaşınca henüz bilmediğimiz daha neler var dedim. Özetleyerek anlatayım ki göz göre göre yapılan usulsüzlüğü herkes öğrensin. Tarih 5 Ocak 2022. Kızılay ile Mücahit Gıda adlı şirket bir sözleşmeye imza attı. 5 sayfalık sözleşmenin konu kısmında şöyle yazıyordu, adak, şükür ve akka kurbanı merkezi kesimi ve belirlenecek noktalara ulaştırılması. Özetle, hayırseverlerle kurban etine ihtiyaç duyanları buluşturan Kızılay projesi için yapılan bir ihaleydi. Güzel. İhalenin idari şartnamesinin 14. maddesine baktım. Fiyat farkı başlığında şu yazıyordu: İstekli ihale tarihinden sonra gerek taahhüt süresi içinde gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde taahhüdün tamamen ifasına kadar vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması, fiyatların yükselmesi, makliye ve iş ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat ederek fiyat farkı ve taleplerde bulunamaz. Yani, Mücahit Gıda ihale sözleşmesinde ne yazıyorsa o fiyata adaklık kurbanı satacaktı Kızılay'a. Bu da güzel. Pandemi bahanesiyle yasağı deldiler. İyi de, bu sözleşmenin üzerinden daha 3 ay geçmişken ihaleyi kazanan Mücahit Gıda Kızılay'a bir dilekçe yazdı. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullardan dolayı kaynak maliyetlerimiz çok yükselmiştir ve bu ekonomik krizden dolayı diye başlayan dilekçe tahmin ettiğiniz gibi bitiyordu. Size satacağımız kurbanlıkların fiyatını yükseltelim. Bir hukuk devletinde Kızılay'ın ihale şartnamesindeki ilgili maddeyi referans gösterip dilekçedeki talebi reddetmesi gerekiyordu. Lakin öyle mi oldu? Maalesef hayır. İhaleyi kazanan şirketin bu talebinden hemen bir gün sonra 26 Nisan 2022'de Kızılay Uzlaşma ve Arabuluculuk Komisyonu toplandı. Ve satın alınacak kurbanlık büyükbaş hayvanların fiyatlarının şöyle yükselmesine onay verdi. 5 Ocak 2022 tarihli ana sözleşmede 11.682.97 TL olan büyükbaş bedelinin kade ve hariç 15.700 TL, 9.813.70 TL olan büyükbaş bedelinin kade ve hariç 14.500.00 TL olarak revize edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yetmedi. %50 olan erkek büyükbaş hayvan şartı %20'ye indirildi. Yani, şirket ihalenin başında imzaladığı sözleşmeden çok daha fazla kar edeceği bir pozisyona yükseltildi. Haliyle, Kızılay'ın kasasından Konya merkezli bu şirkete ilk anlaşmadan çok daha fazla para akıtıldı. Bakıyorum, Mücahit Gıda'ya yapılan bu inanılmaz kıyağın hemen altında haliyle Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın imzası vardı. Kızılay'a sordum, ihalenin idari şartnamesine aykırı olmasına rağmen bu fiyat revizesinin yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kızılay, mücahit gıda yararına verilen kararı pandemi şartlarının getirdiği zorluğa bağlıyordu. Halbuki fiyat değişimini zorunlu hallerde dahi yasaklayan ihale şartnamesi bile, pandeminin başlangıcından neredeyse bir yıl sonra ilan edilmişti. Yani zaten pandemi varken bu anlaşma gerçekleşmiş. Şirket de bu şartları bilerek Kızılay'ın ihalesine girmişti. Kızılay soruma karşılık gönderdiği açıklamada özetle şunu diyordu, kurumun ihtiyacı için yapılan mal veya hizmet alım sözleşmelerinin yürütülmesi sürecinde, tedarikçi firmalar tarafından elektrik, akaryakıt ve asgari ücrete yapılan zamlar, girdi fiyatlarının olağanüstü artması, döviz kurundaki yükseliş ve dalgalanmalar gibi nedenlerle sürdürülebilir tedarik için mevcut sözleşmeler üzerinden fiyat farkı verilmesi, mevcut fiyat farkı revize edilmesi, fiyat artış döneminin erkene çekilmesi, veya sözleşmelerin karşılıklı feshedilmesi yönünde çeşitli talepler iletilmiştir. Hukuk Müşavirliğinin 14 Şubat 2022 tarih 245.158 sayılı mütalası doğrultusunda söz konusu fiyat farkı bahse konu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar, kurumumuz mevzuatları, firma ile yapılan sözleşme, eki şartnameler, piyasa koşullarına ilişkin tespitler ve kurum menfaatleri dikkate alınarak ilgili firma talepleri değerlendirilmiştir. Bitiriyorum ve soruyorum. Mücahit Gıda Kızılay'ın bu fiyat farkını vereceğini yani kendi şartını çiğneyeceğini bilerek bu ihaleye girmiş ve rakiplerini eleyerek kazanmış olabilir mi? Olamaz diyemiyorum.